Amerikan donanmasına ait USS Nitze gemisi 3 Şubat 2023 günü İstanbul Boğazı'na demirledi ve normalden daha büyük olduğu iddia edilen bir Amerikan bayrağı açarak tepkilere sebep oldu. Geminin İstanbul'a demirlemesinden kısa süre önce başta Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu olmak üzere çeşitli ülkelerin konsolosluklarını güvenlik tehdidi nedeniyle kapatması da kafa karıştırıcıydı. Tüm bu tartışmaların ortasında 5 Şubat gecesi İstanbul Kağıthane'den küçük çapta bir deprem haberi geldi. Depremden ziyade gecenin karanlığını kaplayan ses tüyleri diken diken etmişti. Derken 6 Şubat'ta Türkiye'nin 10 ilini doğrudan etkileyen çok büyük iki deprem arka arkaya yaşandı. Bu durum çeşitli komplo teorilerine kapı araladı. Depremin yabancı ve düşman bir güç tarafından tetiklendiği iddia edildi. Farklı bilim insanları tarafından bu iddianın tutarlı olmadığı açıklansa da bazı insanların kafasında hala soru işaretleri olduğuna eminim. Sanırım çok yanlış bir yerden başladım anlatmaya ama şuraya varmaya çalışıyorum. Günümüz Türkiye'sinde Amerika Birleşik Devletleri toplumun çok büyük kesimi için bir huzursuzluk sebebi. Çok az konuda uzlaşabilecek kesimleri bile Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığında aynı çizgide buluşturabilirsiniz. En azından söylemde. Yani bir Amerikan donanma gemisinin gelip İstanbul Boğazı'na demirlemesini memnuniyetle karşılayan var mı aranızda? Sanmıyorum. Ancak bundan 77 sene önce bir Amerikan gemisi İstanbul Boğazı'na demirlediğinde durum çok farklıydı. USS Missouri 5 Nisan 1946 günü İstanbul'a geldi ve şenlik başladı. İstanbul Boğazı'nda geminin görüş alanına girebilecek bütün evler temizlendi, boyandı. Olur da Amerikan askerleri genel evleri ziyaret eder diye genel evlerdeki kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kız Kulesi'ne Amerikan askerlerini selamlamak için kocaman bir welcome yazıldı. Hatta cami mahyasında bile İngilizce olarak Amerikan askerleri selamlanıyordu. Lokanta menülerindeki Rus salatasının adı bile Amerikan salatası olarak değiştirilmişti. Esnafa Amerikan askerlerinden para alınmaması, onların satın aldıkları şeylerin parasını daha sonra devletin vereceği söyleniyordu. Gazetelerde Amerikan askerlerine metiyeler düzülüyor, siyasiler üzerinde yaşadığımız dünyanın en mükemmel çocuğu Amerika ve Amerikalılar diye başlayan konuşmalar yapıyordu. Daha ne kadar ileri gidildi diyeceksiniz. Posta pulu basıldı USS Missouri için. Hatta geminin geliş şerefine hazırlanan sigaralar bile vardı. Yine Missouri isminde. Bu ancak bir kurtarıcının hak edebileceği türden bir karşılamaydı. Peki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi neden kurtarıyordu ya da neden korumayı vaat ediyordu? Evet, bildiğiniz Sovyetler Birliği'nden ve komünizm tehdidinden. Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın sonu gelirken Sovyetler Birliği gücünün zirvesindeydi. Nazi Almanyası mağlup edilmişti ve Doğu Avrupa Moskova'nın yörüngesine girmek üzereydi. Batı, Japonlara karşı zafer kazanmak için Kızıl Ordu'ya muhtaç gibi görünüyordu. Ya da en azından Stalin böyle düşünüyordu. Bu koşullar altında diplomatik olarak Türkiye'nin üzerine yürümek, boğazlarda üs elde etmek ve biraz da toprak koparmak Stalin için çocuk oyuncağı olmalıydı. Sovyetler 1939'dan beri boğazların birlikte savunulması için Türkiye'yi diretiyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkacağını anladığında bu isteğini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Ayrıca Kars ve Ardahan'ı da kapsayan bir kısım toprak Ermeniler ve Gürcüler adına talep ediliyordu. Mart 1945'te Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper, Sovyet Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türk Büyükelçi, dışişlerindeki buz gibi bir karşılanmanın ardından Sovyet yetkilileri merakla dinlemeye başladı. Sovyetler Birliği ve Türkiye arasında 1925 yılında imzalanan, birkaç kez yenilenen ve 7 Kasım 1945'te süresi dolacak olan Dostluk Anlaşması'nın yenilenmeyeceği, Türkiye'nin doğusundan toprak talepleri ve boğazların güvenliği için üst talep edildiği aktarıldı Türk diplomata. Türkiye kısa süre önce Nazi Almanyası ve Japonya savaş ilan edip müttefikler safına geçmişken Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavır hem Türkiye'de hem de Amerika ve İngiltere'de dehşetle karşılanmıştı. Savaş sonrası ortaya çıkan tabloda Doğu Avrupa'nın Sovyet uydusu haline gelmesi ve yayılmacı politikası, küresel komünizm yolunda ilerleyen Sovyetleri ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken bir canavar yapmıştı Amerika'nın gözünde. Yunanistan'ı ve Türkiye'yi Moskova'nın yörüngesinden uzak tutmak zorundaydı Amerika. İşte bu yüzden USS Missouri zırhlısı İstanbul'a gönderilecek ve Sovyetler Birliği'ne bir mesai verilecekti. 11 Kasım 1944 günü hayatını kaybeden Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün cenazesini İstanbul'a getirme kılıfıyla 11 Mart 1946'da Amerika'dan yola çıktı dev Amerikan savaş gemisi. Japonların teslimiyet anlaşmasını imzaladığı gemiydi aynı zamanda USS Missouri. Sembolik bir anlamı vardı. 5 Nisan 1946'da İstanbul Boğazı'na demir attı. Bu aynı zamanda Türkiye tarihinde açılan yeni bir sayfanın simgesiydi. Amerika Birleşik Devletleri komünizmle mücadele adına Marshall Planı'nı devreye soktu ve bu planı Türkiye'ye de dahil etti. Türk askeri 1950 yılında Kore'de komünist askerlerle doğrudan savaştı. 1952 yılında NATO'ya üye oldu. Yani Stalin'in bu hesapsız istekleri Türkiye'yi Batı'nın kucağına itmekten başka hiçbir işe yaramadı. Sovyet tehdidine karşı Amerika ile birlikte hareket etmek, Amerikan yardımları almak ilk etapta toplumun çok büyük kesimi tarafından destek gördü. Ancak ilerleyen yıllarda yaşanacak bazı olaylar rüzgarı tersine çevirecekti.
1960 yılında U-2 krizi yaşandı. Amerika'ya ait U-2 casus uçağı Sovyet hava sahasında düşürüldü. Bu uçakların incelikle konuşlu olmasıyla Türkiye bir anda kendini Sovyetlerin hedef tahtasında buldu. 1962 yılında Ekim bunalımı yaşandı. Amerika, Küba'daki Sovyet füzelerinin kaldırılması karşılığında Türkiye'de İzmir ve çevresine yerleştirdiği füzeleri kaldırdı. Türkiye, kendi topraklarına yerleştirilen silahlar konusunda pazarlık yapılırken masada bile değildi. Ancak bardağı taşıran damla Johnson mektubu oldu. Kıbrıs'ta 1963'ün sonunda başlayan ve 1964'te devam eden bazı kanlı olaylar sonucunda Türk ordusu harekete geçmeye hazırlanıyordu. Türk askerinin adaya çıkarma yapması söz konusu olduğunda dönemin başbakanı İnönü, Amerikan başkanı Johnson'dan bir mektup aldı. Son derece sert ifadelerle yazılan cümlelerde özetle Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi engellenmeye çalışılıyordu. Türkiye'nin tek taraflı müdahalesinin bir Türk-Yunan savaşına yol açabileceği, bununla NATO'da çatlak anlamına geldiği ifade ediliyor ve bir Kıbrıs harekatının Sovyetleri harekete geçirmesi durumunda, yani Sovyetlerin Türkiye'ye karşı olası bir saldırısında NATO'nun Türkiye'yi korumayacağı ima ediliyordu. Üstelik Amerika tarafından sağlanan silahların harekatta kullanılamayacağı da bu mektupta yazılanlar arasındaydı. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerindeki rüzgar bu mektupla tersten esmeye başlamıştı. 1966 yılında mektubun kamuoyuna sızması özellikle solcu çevrelerin Amerikan nefretini körükledi. 1968 ve 1969 yıllarında Amerikan 6. filosunun İstanbul ziyaretleri bir takım toplumsal olaylara sebep olmuştu. Johnson mektubunun etkisi ve Vietnam Savaşı'nın Türk solunda oluşturduğu tepki 6. filo eylemleriyle açığa çıktı. 15 Temmuz 1968'de 6. filoya ait bir uçak gemisi ve beraberinde 5 destroyer resmi ziyaret için Dolmabahçe açıklarına demirledi. 68 kuşağının simge isimlerinden Deniz Gezmiş önderliğinde bir grup öğrencinin başlattığı protestolar büyüdü ve toplumsal bir harekete dönüştü. Amerikan askerlerinin üzerine kırmızı boya ve mürekkep atılmasıyla başlayan eylemler askerlerin denize atılmasına kadar varacaktı. Olaylar sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi yurdu polis tarafından basılacak ve 25 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Demircioğlu yurt penceresinden aşağı atılarak öldürülecekti. 6. filonun 1969 yılındaki ziyareti ise karşıt görüşteki grupların çatışmasına neden olmuştu. Tarihe kanlı pazar olarak geçen olaylar 16 Şubat 1969'da 6. filoyu protesto etmek için sol grupların toplanmasıyla başlamıştı. Komünistlere karşı gereken dersi verme çağrısıyla toplanan sağ görüşlü gruplar ile 6. filoyu protesto edenler arasında kavga çıktı. Olaylar sırasında 2 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. 6. filo eylemleri Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesine kadar gidecek uzun bir yolun ilk kilometre taşıydı. Yani USS Missouri'den sonra ne zaman bir Amerikan gemisi Türkiye'ye gelse ortalık karıştı. Tabii bunların hepsi çok kapsamlı olaylar, ayrı bir kitap konusu. Ben bu videoda biraz siyahı, biraz beyazı anlattım. Birçok gri alan var. Merak edenler, derinine inmek isteyenler mutlaka pek çok kaynak bulacaklardır bu konularla ilgili. Türkiye, NATO üyesi bir ülke, Amerika'nın müttefiki ve bir Amerikan gemisinin rutin bir ziyaret için İstanbul Boğazı'na demirlemesi son derece doğal bir durum diyenlerden misiniz? Yoksa şüphelenen tarafta mısınız? Eğer bir Amerikan gemisi gelip İstanbul Boğazı'na demirlediyse ya bir mesai vermeye çalışıyordur ya da arkasında mutlaka bir şey vardır diyenlerden misiniz? Son yaşanan depremlerle ilgili komplo teorilerine yaklaşımınız nasıl mesela? Deprem tetiklenmiş olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.